Well, our next panel is on communication, and, uh, communication, and photography. Obviously, when we are trying to strategically communicate with each other, uh, not only through words and uh, written script, but of course, I mean, an important aspect, an important factor in that is photography and the visual aspect. And we have an award-winning photographer, a very special uh, member. Of the uh, state news agency Anadolu Agency joining us in about a minute to talk more about this topic. And it's my pleasure to invite Fırat Yurdakul, deputy editor in chief of Visual News Department at Anadolu Agency. Evet merhaba herkese. Ee, güzel bir İstanbul pazarında bu kadar erken saatte e, bizlerle beraber olduğunuz için teşekkür ediyorum. Adım Fırat Yurdakul, Anadolu Ajansı görsel haberler. ...yayın yönetmeniyim. Bugün tabi sürelerimiz kısa panelde, daha önceki panellerde de fark etmişsinizdir. Bugün de 20 dakikalık bir sunumumuz olacak. O yüzden çok hızlı geçeceğim. Sunumumuz görsel etkileşim, görsel dezenformasyon ve fotoğraf ilişkisi. Özetle şundan söz edeceğiz. Bizi etkileyen içerikler neler? Dijital habercilikte görsel içerikler neler, nelerden etkileniyoruz, ne çapta gücü var görsellerin bizi etkilemede ve hangi başlıklar nedeniyle biz görsellerden etkileniyoruz hafızamızda yer ediniyor. Bunları e, paylaşacağım size. Evet tabii çok klasik bir fotoğrafla başlıyorum. Kevin Carter'ın Pulitzer Ödüllü fotoğrafı. Hepiniz biliyorsunuz hafızalarımıza kazınmış bir fotoğraf. Bu fotoğraf neden hafızalarımıza kazındı? Hangi kriterler ve unsurlar, bir fotoğrafın hafızamıza kazınmasında etkili olur ee, ve bir daha aklımızdan, gönlümüzden, zihnimizden çıkmaz? Onları hızlıca göreceğiz. Evet, aslında bir görsel içeriğin, bir fotoğrafın veya videonun bizi etkilemede üç temel gücü var. Teknik, estetik ve içerik. Yani bir fotoğraf bizi etkiliyorsa, bu üç ana unsur nedeniyle etkiliyor aslında. Haber fotoğraflarında ise yine bu üçü var. Fakat içerik hepsinin önünde. İçerik teknik estetik diye ilerleyen bir süreç var. Genelde haber fotoğraflarında çok estetik olmadığı düşünülür. Evet çoğunda olmaz. Sadece içerik nedeniyle haber fotoğrafları öne çıkar. Ama teknik ve estetiğin içerisinde yer aldığı görseller her zaman hafızamızda daha güçlü bir şekilde yer alır. Evet. 1950 yılında Douglas Martin tarafından çekilmiş bir fotoğraf ABD'de sadece beyaz öğrencilerin devam ettiği bir lisede e, siyahi öğrencilerden Dorothy olsun ilk e, gününü anlatıyor Burada da şunu söylüyoruz Aslında her bir haber görseli bir video veya fotoğraf bir belge sadece bir görsel belge farkı bu. Evet Nick Ut'un önemli fotoğrafıyla yine Pulitzer ödüllü önemli fotoğrafıyla devam ediyoruz. 1955'ten 75'e kadar süren Vietnam Savaşı büyük tartışmalara sebep olmuştu ve Nick Ut'un Ut'un bu fotoğrafından sonra savaş bitme evresine doğru gitmişti. Burada ne diyoruz? Alt taraf okuyabiliyorsanız bir kare fotoğraf çoğu zaman sayfalarca yazıdan çok daha etkilidir. Hepimizin bildiği klasik bir cümle ama neden olduğunu Şimdi daha iyi göreceğiz. Evet, aslında bugünkü sunumumun temel cümlesi bu. Artık insanlar gördüklerine duyduklarından ve okuduklarından çok daha fazla inanıyorlar arkadaşlar. Yani habercilikte, dijital habercilikte artık bir şeyi göstermeden sunmak Herkes için yeterli değil. Evet, insanlar kitap okuma alışkanlıklarımız devam ediyor, gazete okuyoruz, matbuat bir şekilde devam ediyor, podcastler var vesaire. Ama bir şeye hafızamızda güçlü kılan, en güçlü e, şekilde yer almasını sağlayan unsur fotoğraf veya video. Evet, şimdi size sıralayacağım başlıklar olacak. Buna dikkatle, e, dikkat kesilmenizi özellikle isterim. Görsele meraklı olan herkesin. E, Fotoğraf veya video aslında çok teknik şeyler değil. Yani diyafram, enstantane, asa gibi kavramları çok iyi öğrenerek e, iyi bir fotoğrafçı olamazsınız. Ya da insanları etkileyecek şeyler çekemezsiniz. Aslında bunu sağlamanızın yöntemi, şimdi size sırayla sunacağım kriterleri çok iyi ezberlemenizden, öğrenmenizden geçiyor. Birinci kriterimiz etki. Bir görsel içerik, ne kadar kişiyi etkileyecek? En önemli şey bu. En önemli sormamız gereken şey bu. Ee, bir fotoğrafta. Evet, hepinizin bildiği Aylan'ın fotoğrafı binlerce insanı etkilemiş. Mültecilik krizini, mültecilik sorununu, göçmen sorununu bütün dünyanın hafızasına kazımış ve bunun için adım atılmasını sağlamış görsel içeriklerden bir tanesi. Yine Gazze'den bir fotoğraf. Hızlı hızlı geçeceğim. Vaktimiz çok olmadığı için. Anadolu Ajansı foto muhabiri Elif Öztürk'ün çok bilinen bir fotoğrafı. Hepimizin bildiği 15 Temmuz fotoğraflarından bir tanesi. İşte bir uluslararası olimpiyatın açılış töreni. Evet, geçiyoruz ikinci kriterimize. Nelerden etkileniyoruz? Neler bizi çarpıyor? Yakınlık. Fotoğraf ve videonun yakından çekildiğini, o üretimi yapan kişinin o olaya çok yakın olduğunu hissedebilirsek görseli gördüğümüzde bu da bizi çok etkiliyor. En önemli ikinci başlık haline geliyor. Evet. Görüyorsunuz yani her fotoğrafta için içer, işin içerisinde gibi hissediyoruz kendimize. Bu Salih Mahmut Leyla'nın fotoğrafı. Yine Anadolu Ajansı'nın çok önemli fotoğrafçılarından bir tanesiydi. Böyle anlardan bir tanesini maalesef fotoğraflamaya çalışırken hayatını kaybetti. Bugün yaşı olsaydı bence WordPress alabilecek nitelikte çok önemli bir fotoğrafçı olabilirdi. Evet yakınlık çok önemli. Biz sürekli işlerin içerisinde olarak, yakın olarak insanlara bu duyguyu daha fazla geçirmeye çalışıyoruz. Ama bunu yaparken tabii hayatımızı muhafaza etmek de önemli. Tabii önemli başlıklardan birisi duygu. Fotoğrafın veya video da olabilir. Ben sunumu fotoğraflar üzerinden yaptığım için böyle anlatım yapıyorum. Fotoğrafların yansıttığı duygu insanları etkiler, üzüntü, sevinç, aşk, coşku, öfke gibi duyguları yansıtan görsellerin anlatımı her zaman daha güçlüdür. Evet, sevinç, üzüntü, hepinizin bildiği fotoğraflar bunlar bu arada. Evet, içinde duygu yer alan fotoğraflardan daha fazla etkileniyoruz. E, bu arada bakın sağ üstte bir İstanbul Photo Awards logosu görüyorsunuz. Çok kısaca ondan da söz edeyim. E, İstanbul Photo Awards e, bugün Türkiye'nin en önemli markalarından bir tanesi haline gelmiş. Türkiye'nin tek uluslararası basın fotoğrafçılığı yarışması. Yani Pulitzer, Wordpress, Picture of the Year gibi yarışmalarla birlikte bugün dünyada en tanınan e, basın fotoğrafçılığı yarışmalarından bir tanesi. E, bu fotoğrafta yılın basın fotoğraflarından bir tanesi oldu İstanbul Foto Awards'ta. Neden? Duygu başlığını çok güçlü bir şekilde öne çıkartabildiği için. Evet. Her bir kare duyguyu gerçekten güçlü bir şekilde yansıtabiliyor. Evet, dördüncü başlığımız sıra dışılık. Olağanın dışında az görülecek görülebilecek bir içeriğe sahip görseller de bizim çok ilgimizi çekiyor. Şu anda bir fotoğrafa eğer 3 saniyeden fazla baktırabiliyorsanız bir yayın organında bunun başarılı bir fotoğraf, başarılı bir görsel içerik olduğu kabul ediliyor. Burada bu yılın yine ödül alan fotoğraflarından bir tanesi. Wordpress Photo'da kazanmıştı bu fotoğraf. İtalyan bir fotoğrafçının çalışması kanser hastalarına atlarla ee, güzel vakit geçirmelerini sağlanan bir programın e, programa dair bir fotoğraf. Evet, sıra dışılık. Yani her zaman göremeyeceğimiz ilginç gelen şeyler demiştik. Bu yılın yine Anadolu Ajansı'nda yılın fotoğraflarından bir tanesi. Evet, şöyle özetleyeyim aslında. Bir şey sizi şaşırtıyorsa aynı zamanda ondan etkileniyorsunuz anlamına geliyor bu. Yani aa diyorsanız bir şeye bu aslında iyi bir fotoğraf, iyi bir video üretebileceğiniz anlamına geliyor o anda. Evet, İstanbul'dan bir fotoğraf. İstanbul'daki bir sal baskınından sonra ee, mazgaldan kurtulmaya çalışan bir farenin görseli. Evet, buna bakıp etkileniyoruz. Çünkü sıra dışı, sıra dışılık başlığını kavur eden fotoğraflardan bir tanesi. Altıncı kriterimiz zıtlık. Bir görselin içerisinde, aynı karede veya aynı videoda birbirine zıt unsurlar varsa bu da bizi çok etkiliyor. Bu fotoğrafta da İdlib'de bir bomba nedeniyle yüzünün bir kısmı yanmış olan bir kız çocuğuna ait bir fotoğraf bu. Evet zıtlık, bakın burada renkler zıtlık, takımlarda zıtlık var, davranışlarda zıtlık var. Yani içerisinde zıtlık yer alan fotoğraflar, her zaman bizi etkiliyor. Bu arada şunu da söyleyeyim. Bu başlıklara baktığınızda geriye doğru gittiğinizde diğer unsurlar, diğer başlıklar da varsa daha güçlü hale geliyor o görselin pozisyonu. Evet. Daha nesnel bir zıtlık görseli. Yine çok nesnel bir zıtlık görseli. Evet. Yedinci başlığımız şöhret. Tanınmış kişilerin yerlerin, binaların içinde yer aldığı fotoğraflar daha fazla ilgi çekiyor. İşte e, Muhammed ile Liston'un en ünlü maçı ve anı. hiçbir zaman hafızalardan çıkmayacak bir görsel. Aynı zamanda bir önceki başlığımıza gidersek yakınlık var, etki var. Boks çünkü pek çok insanı ilgilendiren bir spor dalı, sıra dışılık var. Bütün önceki kriterlerimizin de fotoğrafın içerisinde aslında yer aldığını görebiliyorsunuz. Evet, İsa Terli Anadolu Ajansı'ndan arkadaşımızın çektiği bir fotoğraf. Sadece insanların şöhretli olması ger gerekmiyor. Ee, şöhretli nesneler, şöhretli binalar, şöhretli her unsurun bir araya gelişi bizi etkiliyor görsel olarak. Etkilendiğimiz şeylerden bir tanesi. Evet. İlkler. Bir şeyin ilk e fotoğrafı veya ilk videosu her zaman çok değerli. Hatta en değerlisi diyebiliriz. İşte Neil Armstrong'un Ay'a çıkışı, Wright kardeşlerin yaptıkları ilk uçuş veya Event Horizon Teleskobu'nun ilk kez görüntülediği kara delik. Bir önemli başlığımız da zamanındalık. Haber fotoğrafçılığında genelde bu çok olur. Tabii, tabii. Haber fotoğrafçılığında ee, zamandalık başlığı çok önemlidir. Bir fotoğrafın veya videonun zamanında çekilmesi ve zamanında sunulması. Bu fotoğrafta Eddie Adams'ın Güney Vietnam polis şefi, Eddie Adams'ın fotoğrafı Güney Vietnam polis şefinin Viet olduğundan şüphelendiği bir genci öldürme anına dair bir fotoğraf. Tabii ağır fotoğraflar gösteriyorum size. Her şey kreatif değil. Çünkü medya ve iletişim üzerine şu anda konuşuyoruz bir fotoğrafın doğru zamanda çekilmesi ve doğru zamanda sunulması çok önemli Vietnam Savaşı'nda çok zamanında çekilmiş bir fotoğraf aynı zamanda bu savaştan 5 yıl sonra insanlara sunulduğunu düşünün bir değeri kalmıyor Anlatmak istediğimiz şey bu Evet zamanındalık örnekleri Evet. Bir önemli unsurumuz da konuya uygunluk. Bir haber içeriğini merak ediyorsak, araştırmaya girdiysek, Google'a girdik, bir içerik araştırıyoruz, bir konu araştırıyoruz. O konuya uygun görseller bizim ilgimizi çekiyor. Yani örneğin bir turizm sezonu, turizm yoğunluğuna dair bir haberi araştırıyoruz. O haberi Doğru görselle sunmak çok önemli, yani birebir içeriğin yansıtması gerekiyor görselin. Örneğin işte Gazze'de elektrik kesintisi, ee, bu da benim fotoğrafım. Yani bir e, toprak almaya ilişkin, bir yeri e, ele geçirmeye ilişkin içerik nasıl anlatılır? İşte bayrağını dikerek gibi düşünebilirsiniz. Anlatımda canlılık bir diğer başlıklarımızdan fotoğraf karesinde durağanlıktan uzak olmak, hareketi, ifadeyi, canlı renkleri yansıtmak yine görseli değerli kılan, bizim dikkatimizi çeken unsurlardan bir tanesi. Şimdi şöyle özetleyeyim size, bir devlet başkanı çıktığı zaman, konuşma yaptığı zaman gazeteciler bilirler. Elini kaldırdığı zaman, bak mesela siz de çekiyorsunuz şimdi, herkes çeker. Böyle durduğu zaman kimse çekmez. Çünkü hareket ve canlılık ifadeyi betimler e, ve daha çarpıcıdır, daha ilgi çekicidir. Mesela bu kızın burada böyle değil de şöyle durduğunu düşünün. Herhalde hiç ilgi çekmezdi, öyle değil mi? Yani o nedenle görsel işlerle uğraşanlar hep en pik anı, hep en hit anı hedeflerler. Sizi sadece yakalayabilmek içindir bu. Evet. Yerel genel çerçevesi. Burada genelden kastımız şu geneli söylüyorum. İçeriği daha geniş kitlelerce kabul gören ve zamanla eskimeyen görsellerdir. Bakın bu fotoğraf Türkiye'de çekilmişti. Dünyanın hangi bölgesinde, hangi şehir kentinde çekilirse çekilsin, bu fotoğraf her zaman bir değer taşır. Çünkü çok evrensel genel bir fotoğraf, insanların içine e, girebilen bir fotoğraf. E, size sorsam şimdi, bu, bunlardan e, daha önceki kriterlerimizden bunda ne görüyorsunuz diye. Mesela duyguyu görürsünüz değil mi? Duygu var, yakınlık var, sıra dışılık var. Daha önceki başlıklarımızı düşünün. Bir görsellik nelerin güçlü kıldığını, nelerden etkilendiğimizi daha iyi analiz edebilirsiniz. Evet. Bu da yine bunlar hep Türkiye'de çekilmiş fotoğraflar ama yerelin dışında bütün dünyayı ilgilendirebilecek, ilgisini çekebilecek görseller. Ve geldik en önemli başlıklardan bir tanesine yine inandırıcılık. Özellikle medyada, iletişimde, habercilikte inandırıcılık başlığı hepsinden önemli. Eee içeriğiniz mutlaka konuya uygun olmalı. Anlatımını yaptığınız görselle anlatımını yaptığınız konu tezatlık içermemeli mutlaka. İşkenceden bahsediyorsanız net bir şekilde bunu ifade edebilmelisiniz. Burada vurgulamak istediğimiz bu. Evet, bu fotoğrafların inandırıcılığı konusunda örneğin hiç şüphe duymuyor insan bakınca. Bakın Anadolu Ajansı'nın kadın foto muhabirlerinden bir tanesi Özge Elif Kızıl. Bu arada çok kısa bundan da söz edeyim. Haber fotoğrafçılığında ve görsel işlerle haberde uğraşanlarda kadınlar gitgide güçlenmeye başladılar. Çok ciddi avantajları var. İnsanlarla iletişimleri daha güçlü, daha naifler, daha kolay habercilik içerisinde, aksiyonları içerisinde yer alabiliyorlar. Bu fotoğrafı çeken Özge Elif Kızıl buradan göçmenlerle birlikte... Yunan adalarından bir tanesine, oradan Atina'ya, oradan Almanya'ya kadar yolculuk edip bütün hikayesini anlatmış bir arkadaşımız. Evet hızlıca geçiyorum. Uygun bakış açısı, görsel bakış açımızı çeşitlendirmek içeriğin gücünü artırır. Aynı haber gibi düşünün. Böyle yavan bir haber düşünün. Yani aynı cümlelerle, sıradan kelimelerle size sunulan bir haber gibi. Görselde de öyledir. Herkesin baktığı bakış açısıyla çekilmiş olan görseller hiçbirinizin ilgisini çekmez. Farklı mecralardan farklı bir şey gösterme çabasıyla çekilen görsel içerikler sizin ilginizi çeker. İşte eğer drone ile çekilmeseydi bu kalp örneğin ortaya çıkmazdı. Yine çok güzel bir örnek. Bu da benim Libya'da çektiğim fotoğraflardan bir tanesi. Özetle şöyle diyoruz. Bir fotoğrafta haberdeki gibi 5N1K kuralının geçerli olması gerekir. Ne, nasıl, ne zaman, nerede, neden ve kim sorularına hiçbir altyazı veya bilgi gerektirmeden yanıt verebilen görsel içerikler her zaman daha güçlüdür diyoruz. Çok kısa akıllı telefonların medya ve görsel iletişimdeki rolünden de söz edeceğim. Bugün büyük ajansların, Anadolu Ajansı Global üretim yapan ajanslardan birisi AA da dahil Reuters, AFP, AP fark etmez görsel içeriklerinin, insanlara sunduğu görsel içeriklerinin artık yüzde %15, %20'si mobil cihazlarla çekilmeye başlandı. Düşünebiliyor musunuz? Yani hepinizin elindeki cihazlarla artık koca koca devasa ajanslar görsel içerik üretimi yapıyor. Bunu yine bir hac zamanında çekmiştim. Orada zaten bir kamera veya fotoğraf makinesi kullanmak yasak. Yasak olmasa da insanlar rahatsız olabilir. Ama çok kolaylıkla bir elinizdeki mobil cihazla Time dergisinde yer alabilecek bir fotoğraf çekebiliyorsunuz. Bitirmem gerekiyor. Çok hızlı görsel dezenformasyona geçiyorum. Çok ilk defa bu kadar hızlı sundum bu sunumu. Fotoğraf ve görüntü iletişimdeki en önemli delil kaynaklarından bir tanesidir. Delil. Ne demiştik başta Belgedir hepsi. Çağımızda her görsel içerik zihnimizde peşinen kabul görmeden önce hassasiyetle sorgulanmalıdır. Çok hızlı geçeceğim. Bakın bir örnek gösteriyorum. New York Times yazarlarından Kurt Eichenwald, hayatını kaybetmiş çocukların başında bekleyen bir annenin yer aldığı fotoğrafı paylaşıyor. Ve bunun bir askeri operasyon esnasında, yapıldığını söylüyor. Yani Türkiye'nin yaptığı bir askeri operasyonda ve bunu belirten kişi New York Times yazarı. Fotoğraf aslında fotoğrafı bilen fotoğrafın içerisinde olan herkesin çok iyi bildiği bir fotoğraf. Çünkü World Foto kazanmış Türkiye'deki ilk fotoğraf bu. Ve neden kazanmış? Erzurum'daki 1983 depremi sonrasında çekilen bir fotoğraf bu. İlk başta ne demiştik? Artık bu çağda, bu dijital dünyada her izlediğimiz görsel içeriği sorgulamak zorundayız arkadaşlar. İnanılmaz derecede manipüle ediliyoruz, İnanılmaz derecede dezenformatif kullanılabiliyor görsel içerikler. Biz bununla ilgili bir çalışma yapmıştık. Ee, Barış Pınarı Harekatı esnasında Anadolu Ajansı e, doğru olmayabilecek görsel içerikler nelerdir diye bir çalışma yapmıştı. Oradan birkaç örnek aldım. Hemen hızlıca sizle paylaşıp e, sunumumu sonlandırmak istiyorum. Evet. Bakın Anhan'ın yaptığı yine bir ajans bir dezenformasyon yapıyor. Yani bu size gösterdiğim örnekler basit sosyal medya hesapları değil. E, koca koca ajanslar. Ve işte bakın yani çok bilindik bir hesabın yaptığı bir paylaşım. Diyor ki, işte burada kimyasal silah kullanılıyor diyor ama altında bir bakıyorsunuz, fotoğraf gerçekten 2017 yılında ABD'nin Musul operasyonu sırasında çekilmiş. Hiçbir alakası yok. Ve bunlar, bu görseller binlerce etkileşim alabiliyor. On binlerce kişi buna inanarak bir kanaat sahibi olabiliyor. O yüzden çok dikkat edilmesi gerekiyor. Evet. Son örnekle bitireyim, dünyada en fazla izlenen televizyonlardan bir tanesi, Amerikan ABC kanalı, bu diyor ki işte Barış Pınarı Harekatı'nda yine böyle bir bomba atıldı ve insanlar hayatını kaybetti vesaire. Görüntünün gerçekte 2017 yılında bir silah tanıtımında kaydedildiği ve ekranın alt kısmında dikkat edildiğiniz zaman telefonları bile belli olan izleyicilerin olduğu görünüyor. Bunun çok ilginç bir hikayesi de var. Bu kanaldan hoşlanmıyor o dönemin başkanı, ABD Başkanı olan Trump ve Anadolu Ajansı'nın bu görselin gerçeğini tespit etmesinden sonra e, o kanala dava açıyor ABD Başkanı. Yani bunu delil olarak kullanıyor. Yani burada söylemek istediğim her görsel bir belge aslında ve çok değerli bir belge. Çok iyi analiz edilmesi gereken bir belge, çok iyi değerlendirilmesi gereken bir belge. Ee, bu şekilde bitireceğim. Çok uzun bir sunum aslında bu. Ee, son olarak şunu söylemek istiyorum size. Görsel, artık fotoğraf, video veya bunların bileşiminden oluşan multimedya çalışmalar, fark etmez. Bizim dijital iletişimde en fazla kullandığımız, bizi en fazla ikna eden unsurların başında geliyor. Ee, çok iyi değerlendirilmesi, çok iyi analiz edilmesi. Ve bir görsel içerikle kanal sahibi olmadan önce e, her unsurunun dikkatle araştırılması gerekiyor. Teşekkür ediyorum. E, i̇yi geçmesini diliyorum bundan sonraki var. <laughs>